Valla lafa giriyorum ama bence biz bu maç Gökçe'ye ayıp ettik. Çünkü o takımı kazansın diye her şeyi yaptı. Fakat maalesef Gökçe'nin gösterdiği reaksiyonu biz takım olarak gösteremedik. Dolayısıyla Gökçe bence bu sene çok iyi. La Liga performansında çok üst düzey bir futbol ortaya koyarak zannediyorum taraf herkesin de bu anlamda beğenisini kazandı. Dolayısıyla ben ona hem takım kaptanı olarak hem patronu olarak prim vermeyeceğim Gökçe. Öyle gidiyor konuşma ama heveslenme. Bir anda, evet. En azından işini kaybetmeyecek. O önemli bir detay olabilir. Hakikaten hem kaptan olarak hem de patron olarak Gökçe'ye bir kere teşekkür etmek istiyorum burada. Onun dışında lafı atladım ama biraz söyleyeceklerim var. Ondan sonra zaten sahayı Cem Başkan'a ve Gökçe'ye bırakacağım. Bugün bence iyi bir mücadele ortaya koymadı Titri Fikir. Ona rağmen 2-1 bitti maç. 2-1 bitti değil mi? Evet. Yanlış söylemeyeyim de. 2-1 bitti. Çevirebilirdik. Son 5 dakika bayağı yüklendik. Olmadı. Rakibin de direkten dönen topları vardı. Aslında futbol öyle bir oyun yani. Top yuvarlak. Birininki giriyor, birininki girmiyor. Skor öyle ortaya çıkıyor. Bugün onların bence daha fazla gol atma ihtimalleri vardı. Direkler ve Gökçe bugün bizim yanımızdaydı. Ama dediğim gibi biz bir şekilde skor yapmayı becerseydik bu maçı belki 2-2'ye getirebilirdik. Belki bir tane daha skor yapardık. 3-2 olurdu. Geçerdik turu. Bunların önemi yok. La Liga'ya teşekkür ediyoruz. Buraya kadar Titri Fikir için de bir ilk oldu. Her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. İlk sene gruplardan çıkamadık. İkinci sene gruplardan çıkıp ilk maçta elendik. Bu sene ise ikinci sene, üçüncü sene de öyle oldu. Dördüncü sene de bu sene ise buraya kadar ilerledik. Ben son olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu tür konuşmalar yapmayı seven biri değilim. Sahada da genelde ortalığı germeye değil, yumuşatmaya çalışan biri olduğumu düşünüyorum. Belki aksini düşünenler vardır, bir şey diyemem ama. Geçen maç sonunda biz kimle oynamıştık? Alaaddin. Hiç hoşlanmadığım bir şey yapacağım şu anda. Alaaddin'in röportajını izledim bizim maçtan sonra. Cem ve Özgür Alaaddin'in ne kadar iyi oynadığını, ne kadar faulsüz ve fair play'e uygun oynadığını, dolayısıyla onlara teşekkürlerini ilettiler bizim röportajımızda. Çünkü bizim terbiyemiz böyle. Son Alaaddin'de arkadaşın adı neydi? Cem Matmaz. Cem arkadaşımız. Herhalde maç siniriyle olsa gerek, maç hırsıyla olsa gerek. Onun da röportajını izledim. Önce bütün takımına seneye onları La Liga'ya sokmayacağını söyleyerek, öyle tehditler savurarak, arkasından takımından çıkarttığı sinirini de kendini doyuramayıp, arkasından bize, zannediyorum sen hani Titri Fikir'e bir şey diyecek misin dedin, onlar da bu futbolda hiçbir şey yapamazlar diyerek masadan kalktı. Yaşları bilmiyorum, ben onun büyüğü müyüm, küçüğü müyüm onu da bilmiyorum ama bence böyle durumlarda yaşın da bir önemi yok. Anladığım kadarıyla patron seviyesinde bir arkadaş, belki kreatif direktördür bilmiyorum ama çünkü takımını bayağı bir oynatmayacağım, seneye sokmayacağım diye konuşuyordu. Ona önerimdir, bize tebrik yollamasına gerek yok. Bundan sonraki maçımızda başarılar dilemesine gerek yok. Onların futbolundan hiçbir şey olmaz, çok zor futbolla diye bir ifadeyle kalktı gitti. Bugünkü maç 2-1 bitti, bence çevirebilirdik de. Keşke çevirseydik. Bu laf biraz daha güzel giderdi o zaman yerine ama çeviremedik, hiç problem değil. Cem haklı çıkmış olsun. Ama takım lideri öyle olunmaz, ekip lideri öyle olunmaz. Ben ona buradan dediğim gibi yaş olarak büyüksem abisi olarak, küçüğüysem de bence daha kötü kardeşi olarak şunu söylemek istiyorum. Rakibinin elini sıkacaksın, ekibini de her zaman kollayacaksın. Önümüzdeki sene onları sen La Liga'ya sokmazsan, sen tek başına hiçbir şey yapamazsın. Ekip olmak, takım olmak böyle bir şey. Bunu üzüldüğüm için söylüyorum. Bu bir tartışma, kavga değil. Gerçekten üzüldüm o röportajı izlediğim zaman. Benim takımım, benim ortağım, benim kaptanım. Onlara teşekkür ederken onlardan böyle bir şey gelmesi hakikaten üzdü. Önümüzdeki sene inşallah La Liga'da çok daha güzel bir şekilde biz gene 7 kişi, Cem dediğini yaparsa 1 kişi, yapmazsa 7 kişi karşılaşırız, el sıkışırız, sarılırız. La Liga'ya teşekkür ediyoruz bu güzel organizasyon için. Ben de bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Ya çok güzel bir maç olduğunu söyleyemem. Yani
4 maç üst üste kazanarak buraya geldik. Her maçta da ilk baş dışındaki 4 maçta da 3 gol atmayı başardık. Bugün de en az 2 ya da 3 tane gol atarsak bu maçı kazanacağımızı konuştuk baştan. Oynadığımız taktik birazcık daha gole yönelik olmak zorunda. Çünkü öbür türlü çok defansif kalıyorduk Kerem'i ileride tek bıraktığımızda. Ama bu maçın ilk yarısında özellikle son 5-6 dakikasına kadar ilk yarının ileriye doğru düz gidemedik. Orta sahamız hiç yoktu. Gökçe'nin kurtardığı topları sadece seyrettik. Bir reaksiyon gösteremedi takım. 2-0 oldu sonra. Ona rağmen devre arasında konuştuk. Yani birazcık daha güvenirsek kendimize, ileride birazcık daha iyi basarsak sonuçta gol atabiliriz, goller atabiliriz. Gol biraz geç geldi ama ona rağmen 12-13 dakika vardı ve hala çevirebilirdik. Orada ya bugün maçtaki bence en büyük problem, devre arasında da konuşmuştuk. Yapılan pas tercihlerinin hep yanlış kişiye gitmesi. Dolayısıyla bu bizim ataklarımızı başlamadan öldürdü. Ve pozisyona giremedik. Giremedikçe demoralize olduk. Saha içinde birbirimizle birazcık böyle tartışır gibi olduk. Ama güzel bir maçtı. Özellikle Gökçe'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü Gökçe bu performansta olmayıp normal olsaydı bugün, ekstra koymasaydı, penaltıyı kurtarmasaydı biz son dakikaya kadar böyle bir heyecanla buraya gelemezdik. Daha farklı bir şekilde mağlup olabilirdik ama Re-Liga'da geldiğimiz en üst nokta. İnşallah seneye daha iyi olacağımızı düşünüyorum ben. Rakibe de teşekkür ederiz gerçekten. Ben de bir yorum yapmak istiyorum. Benim de maç boyunca ara ara takip ettiğim kadarıyla orta sahada gerçekten defans ve forvet arasında bir kopukluk vardı. Çok, çok vardı. Sadece bu maça nazaran değil, önceki maçlarınızda da gözüme çarpmıştı bu. En büyük problemlerimizden biraz, biri o zaten. Muhtemelen anladığım kadarıyla hani Titri Fikir'in önümüzdeki sezonlarda orta sahada yapacağı daha... Aradığımız yazarlar ve çizerler. İyi top oynayanlar. Birazcık kulaklarını kabartabilirler. Her an her şey olabilir. Orta sahada sanki bir Xavi, bir Pirlo eksikti. Evet, evet, fazlasıyla. Bence biz kimi alsak orta sahada bir Xavi eksik olur gene. Kesin olur. Öyle bir şey biraz var. Yani. Evet Gökçe, sen de söyle, kapatalım. Ben bugün önce takıma teşekkür ediyorum. En azından buraya kadar hep beraber geldik. Bugün bence elendiysek de hep beraber elendik. Takım olarak iyi oynadık turnuva içinde. Bugün bence vasat oynadık. Vasat'ın birazcık zaten üstüne çıksaydık bence bugün yenerdik gibi düşünüyorum ben. Maçın son 15 dakikasında bu arada sürekli kalenin içinde şöyle bir dua ettim ben. Maç inşallah penaltılara kalır. Penaltılara kalırsa ben dedim ki ben penaltılara kalırsa bu turnuvaya bir tura daha çıkarız diye düşünüyordum. Ama düşünmemden öte hemen penaltı oldu. Keşke başka bir şey dileseymişsin. Onun için o dakikadan sonra bir şey düşünmedim. Bir anca gol olsun dedim. Güzeldi ama ya. Gerçekten teşekkür ederiz Zeliha'ya. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz renk arttığınız için.